Bu geçen seneden beri depremden dolayı köy ikiye bölündü. Köyün yarısı köyde kaldı, yarısı dışarı çıktık. Tam bir yıldır böyle sürünüyoruz. Devlet de sağ olsun bize 30 dönüm köyün yerini verdiler. Daha hala bir çalışma yok. Köylü de tedirgin. Köylü diyor ki bir an evvel evlerimize başlasınlar. Ondan sonra konteyner indirdiğimiz yere mülk sahibi diyor ki ben Mart'tan sonra gelip burada bir evimi yapacağım. Ona da bir şey diyemiyoruz. Yani gidecek bir yerimiz yok. Biz gelenlikle köylü hayvancılıkla uğraşıyor. O hayvancılığın yarısı gitti. Hepsi yer olmayınca bedava sattılar. Şimdi de alım gücü yok. Köy şu an perişan. Burada 28 yaşam konteynerimiz var. Devletin verdiğinden hariç. Burada yaşayan işte yarısı burada, yarısı köyde uğraşıyorlar yani. Mülk sahibi diyor işte ben Mart'tan sonra konteynerlerinizi kaldırın. Ben gelip burada bir evimi yapacağım. Bu konteynerlerden nereye götüreceğiz? Nasıl kaldıracağız? Devlet sağ olsun bize 30 dönüm verdiler. Onunla bugün müteahhitle görüştüm. En kısa zamanda diyor başlayacağız. Ama bugün ama yarın. Ne zaman başlayacaklarını o da belli değil. Yani çoğu köylerin yeri belli. Çoğu köylerin yerini yaptılar. Bazı evleri teslim ediyorlar. Daha hala palani ikiye bölünmüş. Bir yıldır daha bir çalışma yok. Yani şu an çok mağdur kalmışız yani. Köyde iki tane can kaybı köyde yaşadı. Ama dışarıdaki 30'un üzeri köyde kaybımız var. Gidenlere Yüce Rabbim hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim bir daha bu olayları hiçbir insanlığa yaşatmasın. Bu kolay bir yaşam değil, bu kolay bir felaket değildi yani. Bu bir felakettir, bu deprem değildi yani. Köy yerle bir oldu. Köy, o kayalar nasıl üzerimize yağıyordu yani. O gece yaşadığımızı biz biliriz, Allah bilir. Doğrudur, 11 ilde deprem oldu. Ama bazı yerlerde çok sert geçti. Bazı yerlerde çok yıkım oldu. Bizim köyün karşı tarafına eğer orada patlak vermemiş olsaydı, köyün üst tarafına vurmuş olsaydı hiçbirimiz sağ çıkma imkanımız yoktu. 4-5 evimiz kendi imkanlarıyla, 7 kişiyle, 4 kişiyle kendi imkanlarıyla çıktılar yani. Enkazın altında kendi imkanlarıyla çıktılar. Yardıma koşacak kimse yoktu o anda. Yani çok zor bir süreç geçirdik. Yüce Rabbim bir daha göstermesin bu olayları. Bunlar kolay değil. Bunları gören bilir, yaşayan bilir. Ne kadar anlatsak da, ne kadar söylesek de boş, yaşayan bilir. Biz burada yaşadık. O iki dağın arasında biz yaşadık. Biz gördük, biz biliyoruz yani.